Sevgili gençler merhaba. Ben tarih öğretmeni Vedat Gencer. Kanal 23 ekranlarında Final Evinizde programıyla tarih bilimine giriş adlı konusunu sizlere anlatacağım. Arkadaşlar tarih bilimine giriş konusunda ilk olarak tarihin tanımını ele alacağız. Tarih geçmiş dönemlerde yaşayan insanların yaşayışlarını yani siyasi, sosyal, idari, iktisadi faaliyetlerini yer göstererek zaman belirterek sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayandırarak objektif bir şekilde ele alan bilim dalıdır. Peki arkadaşlar bize bu tanım üzerinden YKS sınavında nasıl bir soru gelecek ona bakmamız gerekiyor. İlk olarak bir de ne vardı gençler? Yer. İkincisi zaman. Üçüncüsü belgeler. Dördüncüsü sebep sonuç ve beşincisi arkadaşlar objektiflik. Objektiflik nesnellik demektir. Yani tarafsızlık tarihin arkadaşlar vazgeçilmez unsurudur. Bir tarihçi tarih olayları anlatırken mutlaka objektif olması gereklidir. Sebep sonuç ilişkisi tarihte süreklidir. Belgeler yine tarihin vazgeçilmez unsurudur sevgili gençler ve belgelerin değişebilme ihtimali vardır. Bundan dolayı tarih statik değil dinamik bir bilim dalıdır. Yine tarihte yer ve zaman belirtilir. Peki arkadaşlar bize buradan gelebilecek soru tarzı nasıl olur? Soru şöyle olabilir. Harput bölgesinde yapılan kazılar sonrası bu bölgede milattan önce 5000'li yıllara ait kalıntılara rastlanılmıştır. Der ve noktayı koyar. Sonrasında soruyu şu şekilde sorar. Yukarıdaki bilgilere bakıldığında tarihin tanımı da yer verilen unsurlardan hangisi bilgide yer almamıştır? Harput bölgesi yer olur. Milattan önce 5000'li yıllar zaman olur. Bulunan kalıntılar belgeler olur. Belgeler varsa objektiflik de vardır. Burada sebep sonuç ilişkisine yer verilmemiştir. Bu tarz sorularla karşılaşma ihtimaliniz yüksektir sevgili gençler. Tarih biliminin yöntemi. Arkadaşlar tarih olayları açıklarken kendisi için bir metot ve bir yöntem oluşturmuştur. Bu yöntemden bu metottan ilki kaynak aramadır. Kaynaklar yazılı, yazısız ve sözlü olmak üzere farklı gruplara ayrılmaktadır. Bir diğer metodumuz arkadaşlar tasniftir. Tasnifte de tarihçi olayları anlatırken zamana, mekana ve konuya göre bir ayrım yapmıştır. Peki buradan bize gelebilecek soru tarzı yine sevgili gençler sınavın çok sevdiği yerlerden birisidir. Şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Zamana, mekana ve konuya göre ayrılmasının olumlu yönü hangisidir? Olumsuz yönü hangisidir? Sevgili gençler, zamana, mekana ve konuya göre ayrılmanın olumlu yönü şudur araştırmalar daha net ve daha kolay bir şekilde ortaya koyulabilir. Nasıl yani hocam? Bunu birazcık daha somutlaştırabilir misiniz? Şöyle. Arkadaşlar Türkler biliyorsunuz milattan önce 200'lerde Orta Asya'da tarih sahnesine çıkıyorlar Hunlarla birlikte. Ve biz şu an 2020'de yaşıyoruz. Türkler halen tarih sahnesinde var. Türk tarihini incelemeye çalışırsak Asya Hunlarından alıp Cumhuriyete kadar gelirsek şöyle büyük bir ansiklopedi elimize çıkar. Ve biz bunu okuyup araştıramayız. Zor. Okuruz ama çok zorlanırız. Fakat onu böldüğümüzde Selçuklu tarihi, Hun tarihi veya Cumhuriyet tarihi dediğimizde araştırma ve inceleme ne olacaktır? Kolaylaşacaktır. Peki bunun olumsuz yönü nedir? Arkadaşlar Hunlardan Cumhuriyete kadar dedik ki Türkler tarih sahnesinden varlar ve varlıklarını sürdürüyorlar. İncelemeye çalıştığımızda şöyle bir ansiklopedi elimize gelecektir. Peki ben bunu böldüm de Asya Hunları dedim de, Cumhuriyet dönemi dedim de, Osmanlı dönemi dedim de, konu bütünlüğünü bozmuş olmuyor muyum? Bunun olumsuz yönü de arkadaşlar konu bütünlüğünün bozulmasıdır. Bir diğer metodum arkadaşlar tahlil yani çözümlemedir. Bir diğer olayım tenkit yani eleştiridir. Ve son olarak arkadaşlar sentez yani kitaplaşma aşaması gerçekleşiyor. Tarih yazıcılığı. Arkadaşlar insanların edindikleri tecrübeleri gelecek nesillere aktarmak istemeleri tarih yazıcılığının ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Tarih yazıcılığından iyi ki hikayeci yani rivayetçi tarih yazıcılığıdır. Arkadaşlar temsilcisi de Herodot'tur ki kendisi tarihin babası olarak anılmakta. Buradan yine arkadaşlar sınavın sevdiği ve soru sorduğu bir kısım. Peki soru buradan bana nasıl geliyor? Hikayeci tarih diyor, rivayetçi tarih bilimsel midir, değil midir? Arkadaşlar bilimsel değildir. Çünkü olayları açıklarken arkadaşlar objektiflik kısmı maalesef yoktur. Bir diğer tarih yazıcılığım öğretici yani Pragmatik yani arkadaşlar faydacı tarih yazıcılığı. Burada da toplumların milli duygularını geliştirmek için e, ön plana çıkan bir tarih yazıcılığı olarak görüyorum bu tarih yazıcılığını. Yine sınavda bana gelebilecek soru şudur arkadaşlar. Objektiflik olmadığı için bilimsel bir tarih yazıcılığı değildir. Diğer bir tarih yazıcılığı sosyal tarih yazıcılığıdır. Yine arkadaşlar duygusallıktan arındırılmış bir şekilde olayları vermekte ama arkadaşlar maddi esaslara dayalı bir açıklama yaptığı için yine bilimsellikten yoksun ve yine bilimsel bir tarih yazıcılığı değil. Kronolojik tarih yazıcılığı olayları kronolojik yani bir zaman sırası halinde vermekte Yine bu tarih yazıcılığında arkadaşlar bilimselliği görmüyorum. Ve diyorum ki bilimsel değildir. Araştırmacı tarih yazıcılığı işte arkadaşlar girişte tarihin tanımını yaparken yer, zaman, sebep, sonuç, belgeler, objektiflik hepsini barındıran arkadaşlar tarih yazıcılığı araştırmacı tarih yazıcılığıdır. Ve bilimsel bir tarih yazıcılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir başlığımız arkadaşlar Türklerin kullandığı takvimler. Takvimin ne olduğunu arkadaşlar biliyoruz. Takvimle biz hangi kavramı öğreniyoruz arkadaşlar? Zaman kavramını. Peki tarihsel süreç boyunca Türkler hangi takvimleri kullanmıştır? Onun üzerinde duracağız ama ilkin size yine YK's'nin çok sevdiği Noktalardan birkaç önemli yeri belirtmek istiyorum. Takvime uğraşan bir toplulukta astronomi bilimi mutlaka gelişmiştir. Gözlemevi yani arkadaşlar rasathane mutlaka gelişmiştir. Bu tarz kavramlarla karşılaşabilirsiniz. Türklerin kullandığı ilk takvim arkadaşlar 12 hayvanlı Türk takvimidir. Peki bu takvim ay yılı esaslı mıdır yoksa güneş yılı esaslı mı? Tabii ki güneş yılı esaslı bir takvimdir. Diğer bir takvim Hicri takvimdir arkadaşlar. İslamiyet'in kabulünden sonra kullanılan bir takvim. Ay yılı esaslı bir takvimdir. Hocam neden bunları yazdınız? Arkadaşlar yine sınavın sevdiği ve sorduğu noktalardan birisi. Sizlere takvimleri verir ve hangisi güneş yılı hangisi ay yılı. Veya takvimlerden hangisi ay yılı esasıdır şeklinde bir soru sorabilir. Takvimlerin hepsi güneş yılı esasıdır. Sadece ve sadece hicri takvim ay yılı esasıdır. Evet celali takvim yine arkadaşlar. Güneş yılı esaslı bir takvim. Rumi yine arkadaşlar. Güneş yılı esaslı bir takvim. Miladi yine arkadaşlar. Güneş yılı esaslı bir takvim. Arkadaşlar, diğer bir başlığımız tarih öncesi çağlar arkadaşlar. Bu dönemde yazı henüz arkadaşlar bulunmamıştır. Bilmemiz gereken en önemli noktalardan birisidir. İlk olarak arkadaşlar taş çağında kaba taşı, yontma taşı ve cilalı taşı ele alacağız. Eski taşta arkadaşlar yani paleolitik dönemde insanların en uzun ve en ilkel dönemidir. Burada bilmemiz gereken nokta mağara ve ağaç kavuklarında yaşamın olmasıdır. Bu bize direkt arkadaşlar Göçebeliği gösterecektir. Göçebelik. Göçebeliği göreceğiz burada direkt. Yine arkadaşlar mağara duvarlarına resim çizilmesi iletişimi gösterecektir. Yine mağaralarda yaşamın varlığı arkadaşlar göçebe yaşamın bir Göstergesidir. Tüketici toplum özelliğinden dolayı insanların avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürdüğünü bilmemiz yeterlidir. Arkadaşlar bu yazdıklarımın hepsi sınavın bize soru olarak sorduğu kısımlardır. Özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Orta taş döneminde arkadaşlar yine mağara ve ağaç kavuklarında yaşam devam etmiştir. Burada öne çıkan en önemli kavram klandır. Klandı arkadaşlar ailedir. Yani insanların nüfusal alanda artık çoğaldığını burada görebiliyoruz. Diğer bir dönemimiz arkadaşlar yeni taş. Yani neolitik dönemdir. Tarımsal faaliyetler başlamıştır arkadaşlar. Tarımsal faaliyetlerin başlaması üreticiliği gösterir. Ki arkadaşlar 2013 yılında sınavın adı YGS'yken buradan bir soru bize sorulmuştur. Yaşamın nasıl başladığını sormuşlar arkadaşlar. İlkin tarım, sonra yerleşik hayat. 2013 YGS sınavında arkadaşlar gelmiş bir soru tarzıdır ki sınav kendini bazen tekrarlıyor. Bu sene yani 2020'nin YKS sınavında benzer bir soruyla karşılaşma ihtimaliniz yüksektir. Özel mülkiyet anlayışı gelişmiştir arkadaşlar. Ayrıca ilk köyler kurulmuştur. Yine köylerin kurulması bize hemen yerleşik hayatın başladığını gösterecektir menhir, dolmen ve tümülüs. Sevgili gençler bunlar da önemli kavramlarımızdır. Bunlar anıt mezarlardır. İnsanlarda artık yavaş yavaş ahiret inancının yerleşmeye başladığını göstermektedir. Maden çağları ise arkadaşlar bakır ilk işlenen madenimdir. Tunç çağı ve sonrasında arkadaşlar demir işlenen madenler arasındadır. Sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz konuyu biraz hızlı bir şekilde geçtim. Eminim ki sizler konu hakkında genel olarak bir bilgiye sahipsiniz. Biz daha çok soru pratiği üzerinden sizleri bu konu üzerinde geliştirmeye çalışacağız. Hemen sorumuza bakalım. Diyor ki yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Sevgili gençler sınavın artık sevdiği soru tarzlarından birisidir. Bir boşluk bırakıp. Orayı bizim doldurmamızı istiyor. Sonra da diyor ki Atatürk eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur. Arkadaşlar kendini tanımayı direkt ben ne olarak görürüm? Basit bir sorudur. Tarih olarak görürüm. O yüzden boş bırakılan yere tarih yazabilirim. Cevabımız A şıkkıdır. Felsefe, fizik, Türkçe ve biyoloji gördüğünüz gibi alakasız şıklardır. Evet, diğer bir sorumuzda diyor ki, aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan birisi değildir? Yani arkadaşlar, tarihin yöntemini sizlere anlatmıştım ya. Burayla ilgili bir soru gelmiş. Diyor ki, tarih hangi yöntemleri kullanmaz? Olayları dönemin koşullarına göre değerlendirir kesinlikle. Bunu hemen aldım. Kaynak taraması yapar. Az önce anlatırken söyledim. Buluntuları inceler, belgelerin vazgeçilmez olduğunu belirttim. Birinci elden kaynak yani o döneme ait kaynaklar elbette ki var. Deney yapma ki arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz tarihte deney ve gözlem metodu kesinlikle yoktur örneğin biz Fatih Sultan Mehmet'e hadi İstanbul'u bir daha fethet biz de izleyelim ona göre raporlar hazırlayalım gibisinden şeyler söyleyemiyoruz tarihte deney yapma olayı kesinlikle yoktur hepinizin eminim çok basit çok rahat bir şekilde çözebileceği bir soru yine diğer bir sorumuzda arkadaşlar bu durumun tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur diye bir soru var. Tarih bilimi özellikleri bakımından deney ve gözlem gibi araştırma yöntemlerinin kullanılmasına müsait değildir. Az önce söylediğimizin arkadaşlar aynısı. Deney ve gözlem tarihte yoktur. Ve bize şunu soruyor. Diyor ki Tarihte deney ve gözlemin olmamasının sebebi tarih biliminin hangi özelliğinin bir sonucudur? Arkadaşlar olayların tekrarlanamaması ki az önce söyledim Fatih Sultan Mehmet'e kalkıp İstanbul'u tekrar fethet biz de gözlemleyelim diyemiyoruz. Olayların tekrarı olmadığı için bu yüzden tarihte deney ve gözlem metodu yoktur. Ama size önerim sevgili arkadaşlar kesinlikle %100 emin de olsanız İlk şıktan hemen sonuca gitmeyin. Diğer şıkları da okuyun. Çünkü hata payı olabilir, yanılma payı olabilir. Bu çok önemli bir kriter ve biz de okuyoruz. Objektif değerlendirme. Evet alakası yok. Tarihte var olan bir şey. Araç gereçlerden faydalanırız tabii ki. Olayları dönemin koşullarına ki bu cümle çok önemli arkadaşlar. Olaylar değerlendirilirken dönemin koşullarına göre değerlendirme yapmak kesinlikle şarttır. Yazılı kaynaklar, yazısız kaynaklar, görsel kaynaklar tarihin faydalandığı kaynaklar arasındadır. Cevabımız arkadaşlar A şıkkıdır. Evet yine diğer bir sorumuzda ilk çağa ait yukarıdaki gelişmelerden hangisi bu döneme ait insanların iletişim sorununu çözmeye çalıştığını göstermektedir. Yine arkadaşlar az önce konumuzu anlatırken Kabataş yani paleolitik dönemde insanların mağara duvarlarına resimler çizerek iletişim kurmaya çalıştığını belirtmiştik. Cevabımız C şıkkıdır. Ama arkadaşlar yine dediğim gibi diğer öncüllere kesinlikle bakacağız. Avcılık ve toplayıcılık temel geçim kaynağının olması iletişimle alakası yoktur. Bunun arkadaşlar tanımı veyahut da bu bilginin sonucu şudur. Ee, i̇nsanların göçebe yaşadığı ve tüketici bir hayatla varlıklarını sürdürdüğünü göstermektedir. Çakmak taşından araç ve gereç yapılması bu her dönemde olan bir şeydir. İletişimle ilgili değildir. Tam olarak eminim. Cevap yalnızca 3'tür ve C şıkkı. Sevgili gençler, yukarıdakilerden hangileri ilk çağda toplumlar arasında etkileşimin yaşanmasına ortam hazırlamıştır? Etkileşim dediğim arkadaşlar İnsanların birbirleriyle bir araya gelmesidir. Çok tanrı dinlerle ilgili olan bir durum yoktur burada. Kara ve deniz ticareti, ticaretin olduğu bir yerde, göçün olduğu bir yerde, savaşların olduğu bir yerde, arkadaşlar bunlar kesinlikle sınavın kavramlarıdır. Geçmiş yıllarda sorulmuştur. Orada etkileşimin yaşandığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Sosyal sınıf farklı yani insanların zengin, ee, fakir köle olarak ayrılması alakalı olan bir şey yok ahiret inancı yine alakalı olan bir şey yok cevabım yalnızca iki ve beş şıkkıdır. aşağıdakilerden hangisi tarihi bir kalıntı olarak değerlendiremez arkadaşlar burada bana şunu sormuş tarihi bir kalıntı sınav bazen ee, ...sizin e, kavramla, kavram e, bilginizi yoklamak istiyor. Acaba öğrencim e, ne kadar kavram bilgisine sahip? Kalıntı dediği nedir biliyor musunuz sevgili gençler? Belgedir. Yani diyor ki hangisi tarihi bir belge olabilir... ...veyahut da tarihi bir belge olamaz. Bana neyi sormuş? Tarihi bir kalıntı olarak değerlendirilemez. Demir paralar kesinlikle tarihi bir belgedir. Mezarlar yine... Taş baltalar yine aynı şekilde. Destanlar arkadaşlar kulaktan kulağa gelen halk arasında arkadaşlar söylenen bir kavramdır. Tarih olaylarda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekir? Arkadaşlar tarihi olaylarda rolü olanlar yani arkadaşlar burada bana şahısı soruyor diyor ki tarihi olaylarda rolü olanların katkılarının doğru değerlendirilebilmesi için bunlardan hangisini göz önünde bulundurmam gerekiyor? Neden sonuç ilişkisiyle ilgili bir durum söz konusu değildir? Belgeler burada sizi düşürebilir. Ben belgelere bakarım, net bir şekilde ulaştırırım. Hayır, her belge bana net bilgiyi vermiyor. Arkeolojik kalıntılar tabii ki değil. Olayın geçtiği yer değil. Ama Olayın geçtiği dönemin koşulları arkadaşlar tarihi olaylarda rolü olanların katkılarının doğru bir şekilde değerlendirilmesini kesinlikle sağlar. Örneğin Mustafa Kemal'in Çanakkale'de başarısını o dönemin koşulları içerisinde değerlendirildiğinde Mustafa Kemal'in tarihe yön veren bir lider olduğu net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sevgili gençler, sizinle bu konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki derste ilk çağ medeniyetlerini ele alacağız ve değerlendireceğiz. Görüşmek dileğiyle.